Hocam, halk dilinde akciğer sönmesi olarak bildiğimiz pnömotoraksın tedavileri nasıl gerçekleşiyor? Şimdi pnömotoraksı basitçe biz göğüs kafesinin içinde hava bulunması olarak tarif edebiliriz. Her iki akciğer zarı arasında hava bulunur. Burada tedavideki amaçlarımız şu olmalıdır. Akciğerin tam açılmasını sağlamak, semptomları yani hastanın şikayetlerinin ortadan kaldırmak, buna bağlı oluşabilecek komplikasyonları önlemek ve nüksleri önlemektir. Tedavi yöntemleri pnömotoraksın yüzdesine göre değişebilir. Basit pnömotoraksları gözlemle, oksijen tedavisiyle hallederiz. Yani biraz daha %10'un altındaki pnömotoraksları gerekirse iğne aspirasyonu veya küçük kateterler takarız. Ama %10'dan fazla ciddi pnömotorakslarda göğüs tüpü takmak zorundayız. Eğer baktık göğüs tüpüyle sorunu halledemiyoruz, hastanın yapılan tetkiklerinde bül, baloncuk dediğimiz durumlar varsa mutlaka minimal invazif yöntemle artık ameliyat ediyoruz. Veya hastanın mesleği ciddi meslek grupları arasındaysa, mesela pilot gibi, dalgıç gibi sürekli uçak yolculuğu yapacak olan insanlarsa veya sosyal olarak sağlık merkezlerine uzak olan kişilerde direkt cerrahi tedavi önermekteyiz.